günler. Sağ olun size de. Hüsnü, şimdi bütün bu paralar bizim mi? Bizim tabii ya kızım, bizim. Baksana ikimizin ismine ortak hesap. Ay Allah'ım, çok şükür bu günleri de gösterdin bize. Yalnız ben o şeyi anlayamadım Hüsnü. Herkesin her dediği anlaşılmaz zaten sonra. Anlamaya da çalışmayacaksın. Bankacılar, doktorlar, politikacılar. Anladın? Hadi. Şimdi Hüsnü, bu offshore. Offshore saat. Offshore. Ay ne güzel dilin dönüyor Hüsnü. Senin bu İngilizce telaffuzuna bayılıyorum ben Hüsnü. Ayıpça söylemesi anlarız biraz. Az kursa gitmedin değil mi? Ondan. Şimdi bu offshore dedikleri dalga şu. Swedbank'ın deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren başka bir bankası var. Bizim banka aracılık ediyor. Para o uzaktaki bankaya gidiyor. Hem vergi avantajı, hem de o çok faiz, hem öyle bir şey işte. Oo, iyiymiş o zaman Hüsnü. İyi tabii kızım, iyi. Hadi ben kaçıyorum Suat. Daha gidip bizimkileri bulacağım. Sen de mi kalacak? O zaman ben de buradan bir taksiye bineyim. Hı-hı. Artık rahat rahat taksi tutabilirim değil mi Hüsnü? Hayır biliyorsun Suat'cığım ya, lafı mı olur? İstersen taksi durağını tut kızım. Git bir durağa kaldı ne varsa ya. Hüsnü, Ferda'nın evinin önünden de geçerim. Kornaya basarız böyle, daktırı. Çatlar Ferda karısı ha. Yok. Boş ver Suat'cığım ya, boş ver. Değmez ya, muhatap olma. Güle güle Hüsnü'cüğüm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hadi. Taksi. O yalan haber yapanlar da var. Buyur abi. Bak. Boş ver be abi. Mahkemeye gitmeden uzlaşmanız iyi oldu. Gitsen senelerce sürer. Aldığın paranın yarısı avukatlara gider. 2 milyon 2 milyondur be abi. Kısa günün kârı. Yani biz öyleydik zaten. Aslanım üstü be. Yakışmış ama sayfaya baksanıza. Başlık yanlış ama abi. Değil mi? Ben olsam döşerdim. Hüsnü Çoban'ın önlenemez yükselişi. Arkadaşlar, bundan sonra karşımıza çıkan yan kesicilere, sapıklara gözümüz gibi bakıyoruz. Basın mensubu kardeşlerimize kolaylık sağlıyoruz. Ve asla pataküte girişmiyoruz. Veli tamam. Nimetimiz onlar bizim kardeşim. Bize de çıkabilir. Hepsi iyi güzeldi abi. Suat abla nerelerde abi? Ne? Suat abla nerede? Hakikaten abi ya. Ablam aldı paraları. Sesi soluğu çıkmıyor. Hı. Hı. Gözümüz yok, helali hoş olsun da. Arada bir açar hal hatır sorardı ya. Yok be oğlum. Gene sorar da işi başından aşkı bugünlerde. Hayırdır abi, ne işi? Ev bakıyor oğlum sabahtan akşama kadar kadıncağız. Ev mi? Ne evi? 1393 metrekare. Net kullanım alanı 150. Bütün odalar güneş görüyor. 3+1 maxi. İşçilik 1. sınıf. İsterseniz ankastre mutfak seçeneklerimiz de mevcut. Ay bilmem ki. Ferda gel kız. Buyurun. Ay yani. Fena değildi. Salonda İtalyan laminat parke kullanıldı. Pencereler boydan boya çift ünitedir. Bir iki yön açılır. Bilemiyorum ki. Sen ne diyorsun Ferda? Eve gidecek bir şey bulamıyorum Suat. Yani. Alo. Evet, ama bugün işte sana 2 çift lafım olacak. Ne bileyim ayol, bana biraz küçük geldi. Haklısın şekerim. İnsan ömrünü Dolmabahçe Sarayı'nda geçirince. Saçmalama lütfen Ferda, bak. 4 çocuk. Biri yolda, 5. İki de Hüsnü ile ben ne oldu? Etti 7. İyi. Boş şimdi 60 metrekareyi 7'ye. Yani şu anki evinizde. Ne yapıyorsun Suat'cığım? Çok dar görüşlüsün Ferda'cığım, çok. Fikir vermen için aldım ben seni yanıma. Ama nerede sende o vizyon? Ev alıyoruz anacığım, ev. Bir defa alınıyor bu. Ama neyse. Altan Beyciğim, biz biraz daha bakacağız anlaşılan. Çok teşekkür ederim. Teşekkür yorduk ederim. Sizi de. Rica ederim. Çok mersin. Ben kataloğumuzu size vereyim. Üzerinde numaralarımız yazıyor. Eğer karar verirseniz bizi oradan arayabilirsiniz. Peki, tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. Ben İyi günler. İyi günler. Efendim Suat. Hüsnü, havuzlu bir villa beğendim ama. Yani havuzu biraz küçük mü ne? Ya dur oğlum dur. Karar veremedim. Sen de gelip baksana hayatım. Ha? Ne havuzu ne villası Suat. Ne yapıyorsun? Uçma o kadar kızım ya. Ay emlak fiyatları çok düşmüş Hüsnücüğüm.
Kenepi bildiğin gibi değil. Ya Suat, ben hayatımda bir defa havuza girdim, o da ayağım kayıp düştüğüm için. Ay bir dakika Hüsnücüm, öbür telefondan arıyorlar. Ferda'yı vereyim ben sana, sen ona söyle söyleyeceğim. Ben sana sonra dönerim hayatım, hadi bay. Ferda, bir konuş ver hayatım Hüsnü'yle. Evet Hüsnü abi. Gelecek misin, bekleyelim mi? Geleceğim Ferda, geleceğim. Gelir gelmez de kafanı havuza bir sokacağım. Bir daha da çıkarmayacağım, bilmiyorum yani. Mesude sen miydin? Ne vardı hayatım? Suat'cığım, son verdiğim siparişler biraz gecikti. Hiç böyle olmazdı hayatım. Ne oldu, niye aksadın? Ay başlayacağım ama şimdi boncuklarından Mesude. İşin başından aşkın zaten. Aa, ne diyorsun sen Suat? Lütfen ama. 53 kuruş para geçti diye. Hadi anam hadi. Uğraşamayacağım şimdi ben seninle. O saçma sapan boncuklarınla bir de. Ay yarabbim ya. Hadi güle güle, uğurlar olsun anacığım hadi. Yıkıl abi hadi ya. Aman. Ay. Herkes haklı bilsin ama değil mi anacığım? Evet. Abi düşünsene. Bizimkileri yollamışız evden. Uzanmışız şuraya şezlonglara. Pozlu bikinli kızlar. Güzellik yarışması düzenleyelim lan. Kızlar böyle havuzun yanından süzülerek etsin ha. Olur valla. Dereceye girenlere bir ödül vermek lazım ama. O kolay oğlum. Havuzlu villada bir hafta devre mülk. Öf abicim öf. Ben bırakırım okulu valla. Bu yıllar bir daha geri gelmez. Tadını çıkarmak lazım. Çüş lan, abartma sen de. Bakın ne geldi benim aklıma Hüseyin Beyciğim. Bu havuzu böyle biraz büyütmek mümkün mü acaba? Enine boyuna böyle. Tabii ki, niye olmasın? Mimarlarımız gerekeni yapar. Ellerinde alternatif projeler var. Sizi görüştürelim isterseniz. Ay çok iyi olur. Ay sabahtan beri daha yeni oturuyorum Hüsnü, inanır mısın? Ay ne telaşlı işlermiş bunlar anacığım. Suat, kendini fazla kaptırdın bu ev işlerine kızım ya. Sakin ol biraz, abartma fazla. Ay öyle deme Hüsnü. Koşturmadan olmuyor. Birazdan mimarım gelecek. Toplantı yapacağım onunla. O havuzun tadilat projesiyle ilgili anne. Anlamadım. Mimarım mı dedi? Senin mimarın mı var? Ne zaman oldu? Nasıl? Nereden aldın ya? Ne toplantısı ya? Aslanım Suat abla. Hüsnü abi, Suat ablaya söyle bir mimar da benim için baksın. Şöyle uzun boylu mavi gözlü. Suat, dinle kızım. Bunun suyu çıktı ha. Ay şimdi çok meşgulüm Hüsnü. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Ben seni daha sonra dinlerim, tamam mı Hüsnücüm? Hadi bay. Suat, kapat. Alo. Kapattı ya, kapattı. Kapatır tabii Hüsnü ya. Meşgul ediyorsun kadıncağızı. Toplantısı var, görmüyor musun? Allah Allah. Selin'şim, Ferda ablanla bana bir su getir hayatım, içimiz yandı. Tamam evet, anne. Evet Mesudeciğim, buyur canım. Rahatsız ettim galiba Suat Hanım. Ya estağfurullah, ondan değil de. Görüyorsun işte iş güç. Ben de onun için gelmiştim. Şu sendeki malzemeleri almaya. Madem artık takı yapmıyorsun, başkasına kaydırayım bari siparişleri. İhtiyacı olan bir sürü insan var. Tabii anacığım, tabii, ne demek. Yavaş. Pek bir havalı olmuş seninki. Bak hazır burada seni bekliyor. İşte malzemelerin. Ver ihtiyacı olan birine, sevaptır. Evet, başka? Yok, bu kadar. Ha, aklıma geldi. Hüsnü nasıl? Niye sormuştun Mesudeciğim? Hiç, öylesine. Neyse, size iyi günler. İyi günler Mesudeciğim. Kolay gelsin sana bununla. Ay. Utanmadan Hüsnü'yü soruyor bir de, görüyor musun? Böyle mal gibi sırıta sırıta. Arsız karı! Zengin adamın karısı olmak kolay mı şekerim? Asıl bundan sonra bak sen. Hüsnü abinin peşinden koşan koşana. Ay sahi mi söylüyorsun kız Ferda? Vallahi benden söylemesi Suat'cığım. Ona göre yani. Alo, evet sizi dinliyorum. Haydi, alakanızı bebe, çok teşekkür ederim Tomuç Beyciğim. Nereden akraba oluyorduk biz sizinle? Tamam, pazartesi günü sözleşme yapıp evin peşinatını veriyoruz. Sonra havuz tadilatına başlayabiliriz Tonguç Beyciğim. Hafta sonu da havuzu boşaltırsanız iyi olur. Değil mi Tonguç Beyciğim? Ya boşuna kuyu çeşmeye, herkes orada. Ayağa düştü artık. Caddede yeni mekanlar açılmış, onlara bakalım. Abi çubuk bitir, arkadaşımı arayacağım. Dur bir dakika. Şey Tonguç Beyciğim, bir dakika. Ben size döneceğim. Ferda, anacığım bir dakika. Biraz hatırlatmaya çalışsanız. Mimarımla konuşuyorum Ferdacığım. Sen beni lütfen sonra ara hayatım. Bir saniye ya. Pardon, Tonguç Bey.
Ali'cim, nerede kalmıştık biz? Geliyorum Alican. Partiye davetliyim oğlum. Anladım, anladım. Yok, haftaya da gelemem vallahi. Oğlum, sahi en iyi yerden gören loca. Ben de öyle düşünüyorum. Ya baba, ne gerek var kardeşim? Parayı ben bastıracağım. Cumartesi alışverişe çıkıp kendime bir şeyler alacağım. Sen de gel istersen, bikine falan bakarsın ha. Ya kardeşim, ne alakası var ya? Ben o köyden ayrıldığımda 8 aylıkmışım. 40 sene geçmiş üstünden ya. Tamam. Oğlum tamam ya. Ya yeter, çok ısrar ediyorsun. Aman bak, ağzını bozma, fena yaparım ha. Ne? Allah Allah, yeter be. Heh. Yeter. Tamam, kapatıyorum, sonra görüşürüz. Şu halimize bakın ya. Anasını satayım, iyi ki bir paramız oldu ya. Birbirimizi unuttuk ya. İki lokma daha yiyemedik. Ya ben bu veletleri eşek sıfaları bile diyemedim hastalığıyla ya. Fırsatım olmadı ya. Güya iki lokma yiyip devriyeye çıkacaktım. Al. Al buyur. Geldi Ali. Hüsnücüğüm, gel oturalım, iki lokma yiyelim. Gel hayatım. Hadi istemez oturalım. Hadi. İstemez, istemez. Geç kaldım zaten. Siz devam edin. Devam edin konuşmaya ya. Bir ara biz de konuşuruz belki. Olmadı telefon ederiz canım ya. Ne olacak? Birbirimizle telefonda konuşuruz. Telefon dediğin ne güne duruyor. Baksana, çifter çifter maşallah Doğak Hanım. Vallahi bu defa haklı adam. Hadi yiyelim çocuklar. Tamam. Hadi.